Bademcik iltihaplanması konusunda ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Evet, bademcik iltihaplanmasını tetikleyen birçok sebep olabilir. Bakteri, nadiren virüs, çok nadiren mantar. Şimdi kişinin bağırsaklarına mantar yerleşmişse, bağırsaktaki mantarlar boğaza da yerleşebiliyor, yukarı çıkabiliyor. Faringite sebep olur. Zamanla tetikleyerek bademciğe de sebep olabilir. Benim küçük oğlum sık sık hastalanıyordu. Bademcikleri ceviz kadar olmuştu. Doktor dedi ki, o ameliyat olması şart, artık yapacak bir şey yok. Ne zaman ameliyat? 6 hafta sonra anca yer bulabilirsiniz. Tamam dedim, 6 hafta sonra biz zaten hallederiz. Nasıl halledeceksin? Ben hallederim. Problem yok. Ben ona ada çayı, kekik, 19 çeşit bitkinin ekstresine oluşan ada çayı forte ve iksir. Sürekli düzenli verdim çocuğu. 6 hafta sonra doktora gittiğimizde ceviz kadar olan bademcikler fasulye kadar kalmış. Tertemiz olmuş, içinde hiç iltihap kalmamıştı. Evet. Doktoru baktı, ne oldu, ne yaptınız? Antibiyotik mi? Hayır, antibiyotik kullanmadık. Ada çayı forte ve iksir kullandık. O da neydi? Evet dedim, o da özel bir formül. Almanya'da bu, bu Türkiye'de değil. Evet, ada çayı forte ve iksir kullandığı zaman kişi bademcik rahatsızlığından çok kısa sürede kurtulur. Ameliyat olmasına gerek yok. Çünkü buradaki bademciklerin çok özel görevleri var. Nedir bunun görevi? Yediğimiz besinlerdeki bakteri, virüs ve mantarlar hemen enfeksiyona sebep olabilir. İşte enfeksiyonu önleyici bademcikler ne yapıyor? Çok özel T-hücresi, B-hücresi, lenfositler salgılıyor. Yani bunlar garnizonun önündeki iki asker gibi bekliyor. Nasıl ki asker teröristi tanır, tedbirini alır, zararlı maddeyi yok eder. Bademcikler de hemen burada boğazda oluşabilecek enfeksiyonu önler. Yani salgılanmış olduğu özel hücrelerle.